Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda parlıyor ve 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki Güneş tutulmasının tesirleriyle Mayıs ayına başlıyoruz. Olumlu ve güzel enerjiler altındayız. Umutluyuz, heyecanlıyız, coşkuluyuz. Boğa burcu Güneş tutulması oldukça iyimser enerjiler taşıyor ve yönetici gezegenini Venüs'ün Jüpiter'le birlikte sizin burcunuzda olması balık burcundaki güçlü kavuşumu da büyük imkanları, kısmetleri hayatınıza taşıyabilir. Evet, özellikle Mayıs ayının ilk günlerinde bu etkiler devam edecek. Yeni fikirler, düşünceler, teklifler olabilir. Yaratıcılığınız artıyor. Maddi, manevi her alanda iyileşmeler bekleyebilirsiniz. Kısmetler bekleyebilirsiniz. Eğitimde başarılar, kardeşlerle ilgili, yakın çevreyle ilgili mutluluk verici gelişmeler olabilir hayatınızda. Çok güzel seyahatler yapabilirsiniz ve çok güzel manevi açılımlar da bu tutulmayla beraber gündeme gelebilir sevgili balıklar. Evet, ayın 10'unda Merkür retrosu başlayacak. Merkür şimdi İkizler burcunda gerilemeye başlıyor. İkizler ardından Boğa burcunda devam edecek bu gerileme ve 2 Haziran'a kadar da sürecek. 10 Mayıs'a kadar olan dönemde biraz daha günlük hayatımız daha rahat aslında Merkür retrosu öncesinde. Hem iş hayatımızda hem özel girişimlerimizde işte önemli bir konuyu konuşmak, karar almak olabilir, toplantı, randevu olabilir. İmza atılması, sözleşme yapılması gereken konular olabilir. Bunları özellikle 10 Mayıs'a kadar olan dönemde ele alırsak hem daha şanslı olacağız hem daha bereketli bir şekilde bunları tamamlayabiliriz. Sonuçları da daha hızlı, daha olumlu gelebilir. 10 Mayıs'tan itibaren Merkür gerilemeye başlıyor. Gerilemelerde ne yapıyoruz? Biraz yavaşlıyoruz. Gözden geçirmeler yapıyoruz. Yani yaptığımız çalışmaları değerlendirebiliriz. İşte eksikleri, artıları şöyle bir tartabiliriz. Muhtemelen de zaten hataları ve eksikleri keşfederiz böyle bir dönemde. Onları düzeltme imkanı buluruz. Ya da geçmişten gelen konuları tamamlarız. Bir türlü hani zaman ayıramadığımız, kenarda kalmış, köşede kalmış işlerle ilgilenebiliriz. Özellikle evdeki işlerle falan daha fazla zaman geçirebilirsiniz bu dönemde. Çünkü Merkür ikizlerde gerilemeye başlayacağı için yaşam alanlarınız, ev ortamınızda bazı düzenlemeler, işte tadilat gibi şeyler olabilir örneğin. Hani bunları ele alabileceğinizi de işaret ediyor. Ayın 11'inde Jüpiter burcunuzdan ayrılıyor ve Koç burcuna geçiyor. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana hızlı bir şekilde tam gaz Jüpiter burcunuzdaydı sevgili balıklar. Ve son kavuşumunu da Jüpiter'le muhteşem bir şekilde yaptı. Venüs'le yaptı. Ve şimdi Koç burcuna geçecek. Yaz aylarında 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda olacak. 28 Haziran'da 8 derece Koç burcundan gerilemeye başlıyor. 27 Ekim'de tekrar burcunuza bir geçiş yapacak. Balık burcunun son derecelerinde Aralık 20 Aralık'a kadar kalacak Jüpiter. 20 Aralık'tan itibaren ise artık tamamen burcunuzdan ayrılıp Koç burcunda ilerleyecek. Şimdi 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda olacak. Bu süreç içerisinde para evinize aslında bolluk bereket getiriyor. Genelde kısmetli bir yıldaydınız. Evet, Jüpiter iyileştirdi ama balık burcunda biraz daha ruhsal, daha içsel etkiler verir. Yani anlayış getirir, kabulleniş getirir, sevgi şefkat getirir, bağışlama getirir. Manevi anlamda önemli derinleşmeler, bilinçlenmeler getirebilir. Koç burcuna geçince bunlar daha materyalist alanlara gelmeye başlayacak. Yani artık keşfettiğiniz şeyleri, iyileşmeleri, şifaları ya da keşfettiğiniz kendinizle ilgili yetenekleri diyelim, maddi kazanç sağlama konusunda daha verimli değerlendirebilirsiniz. Para evinizdeki Jüpiter maddi olanaklarınızı genişletebilir, parasal sorunlarınızı çözmenize yardımcı olabilir, kazançlarınızı arttırabilir. 2023'te de bu etki devam edecek ama ilk etapta bu 27 Ekim'e kadar olan dönemde, özellikle 28 Haziran'a kadar da ileri hareketli olacak. Bu dönemde daha güçlü bir şekilde bu parasal kaynaklarda iyileşmeleri deneyimleyebiliriz. Ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi var. Zor bir açıdır. Bu açının tesiriyle 16 Mayıs'taki Akrep burcundaki tam ay tutulmasını yaşayacağız. Yılın ilk ay tutulması, ay tutulmaları duygusal süreçlerimizde zorlayıcıdır aslında. Bedensel olarak da zorlayıcı olabilir. Biraz daha hayatımızda bitişler, sonlanmalar, dönüşümlerle ilgilidir. Bu tutulma güney düğüm yönünde ve Satürn'den de kare açı aldığı için biraz daha hani
zor olabilir. Üstelik Akrep Burcu, ayın çok rahat etmediği bir burcu. Yani krizlerle ilgilidir Akrep Burcu. Ölüm, kalım deneyimleri, dönüşümlerle ilgilidir sevgili balıklar. Sizin için aslında dost bir burç olan Akrep'te olacak, su elementinde olacak. Çok zorlanan grupta değilsiniz, onu söyleyeyim öncelikle. 9. evinizde olacak bu tutulma. Çok spiritüel, çok derin, çok gizemli etkileri de var. Bir şeyleri keşfetme, anlama, aydınlanma da söz konusu tabii ki. Bu tutulmayla beraber mesela gizli olan konular açığa çıkabilir hayatınızda. Bazı sırları öğrenebilirsiniz. Veya örneğin yani gizli düşmanlarınız varsa bunları fark edebilirsiniz. Kendinizi korumanız ve güveni almak için de fırsatlar olabilir karşınızda. Hukuksal işleriniz, bunlar bazı mahkemeleriniz, davalarınız olabilir. Burada dönüşümler olabilir. Yani hak edişlerle ilgili aslında. Yani olumlu ya da olumsuz demiyorum. Biraz hak edişlerle ilgili bir sonucu var bu ay tutulmasının. Bitmesi gereken konular olabilir hayatınıza, çıkarmanız gereken. Bu bir düşünce, bir inanç da olabilir örneğin. Sizin uzaklarda yaşayan akrabalarınız ya da eşinizin yakınları, akrabaları, biraz yakın çevreyle ilgili konularda maddi manevi bazı krizler olabilir ve sizin hani bir şekilde ilgilendirebilir, etkileyebilir bunlar. Yolculuklar gündeme gelebilir. Uluslararası, yurt dışı konularla ilgili hedefleriniz varsa, yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyor olabilirsiniz. Veya orada yaşıyorsunuz da hani bununla ilgili bazı yasal süreçleriniz olabilir. Yurt dışında okumakla ilgili konular olabilir veya uluslararası bazı girişimler, iş, ticari bağlantılarınız olabilir. Burada yüzleşmeniz gereken bazı hatalar, eksikler ya da eksikler, yani sorumluluklar olabilir. Krizler, yani krizlerle karşılaşabilirsiniz. Ama bunları halletme imkanları da olabilir tabii ki. Ya da yön değişimleri olması gerekir. Yani oradaki bir hedefinizi, bir planınızı tamamlayıp başka bir hedefe de yönlenebilirsiniz örneğin. Bazı yolculukları da gündeme getirebilir. Daha çok bunlar spiritüel yolculuklar. Ya şifa arayışlarıyla ilgilidir bunlar. Yani manevi şifa olabilir. Ya da bir hani sorunu çözmek için olabilir. Ya da işte daha dini, daha manevi içerikli yolculuklar, seyahatler, bunlarla ilgili hayatınızdaki gelişmeler olabilir. Bunlar da tabii ki daha çok uzaklar ve yurt dışı konularını açıyor. Bu ay tutulması ile gündemleriniz olabilir. Sonuçta tutulmanın yöneticisi Mars ve sizin burcunuzda olacak bu tutulmada. Balık burcunda olacak. Neptün de burcunuzda. Aslında bu tarz girişimler konusunda sizi bireysel olarak önemli ölçüde de etkiliyor ve güzel destekleri de olabilir hayatınızda. Yani çok güçlü, önemli, manevi, şifalandırıcı böyle açılımları olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarında mı? Doğum haritalarınızda sabit burçlarda, yani boğa, akrep, aslan ya da kova burçlarında gezegenleriniz var mı? Varsa ve bunlar 25 dereceye yakın derecelerdeyse bu tutulmanın sizin için çok daha önemli etkileri, tesirleri olabilir sevgili balıklar. Tesirler bu ay devam edebilir. Önümüzdeki 1-1,5 ay, hatta Ağustos ayı içerisinde de kendini gösterebilir. 21 Mayıs itibariyle Güneş artık İkizler Burcu'na geçiyor. Artık yaz kendini hissettirmeye başlıyor. Yaz mevsimi başlıyor. Ve sizin için 4. evinizde bir güneş geçişi var. Bir ay boyunca devam edecek. Yani buradaki enerjiler, ilgi, alaka, özel hayat, işte ev, evin içi, yuva, aile konularına yöneliyor. 23-24 Mayıs güzel enerjiler var. Jüpiter'in güneşle güzel bir kontağı var. Bu da mutluluk veriyor aslında. İyimser enerjiler veriyor. Maddi anlamda da ev, emlak yatırımları, işte kiralama olabilir. Size ait bir mülkün satışı olabilir. Mesela aileden maddi destekler almak olabilir. Yani buralarda iyicil etkiler var. Özellikle 23-24 Mayıs gibi. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ya da işte eviniz için bazı masraflar da yapılabilir. Ama Merkür Retrosu devam ediyor 2 Haziran'a kadar. Tekrar hatırlatayım. Öyle çok güç, çok önemli alışverişler için biraz sabırlı olmakta fayda var. Ve 25'inde Mars Koç'a geçecek. Jüpiter'in yanına doğru ilerliyor. Ayın son günlerinde Jüpiter-Güneş kavuşumu var. Bir anda para evinizde enerji olağanüstü artmaya başlıyor. Tabii ki bu parasal kazançlar, işle ilgili konularda hızlı gelişmeler ortaya çıkarabilir, hızlı para kazançları. Ama hızlı harcamaları da tetikleyebilir. Yani çok dürtüsel, bir anda gördüğünüz bir şeyi beğenip hemen almak isteyebilirsiniz, hemen harcamak isteyebilirsiniz. Bunlara biraz temkinli yaklaşmakta fayda var. Ve 30 Mayıs'ta
8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Yılın son gününde doğacak bu yeni ay tabii ki Haziran ayını aslında daha çok ilgilendiriyor. Haziran'ın ilk 2 haftasını şekillendirecek bir yeni ay. Sizin için önemli, değişken bir burçta olacak çünkü. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa bu sizin için çok daha önemli, güçlü bir yeni ay döngüsü. Hani yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni hedefler demek, hayatımıza yeni kapıların açılması demek. Hani bunlar fiziksel görünümünüzle de ilgili olabilir, yaşam alanınızda olabilecek değişimler olabilir, işte ilişkilerinizi, mesleğinizi etkileyebilecek yeni bazı gelişmeler olabilir ama Haziran, özellikle 2 Haziran'dan sonra Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle beraber bu yeni ayın koşulları daha görünür hale gelecek, daha fazla bizi etkileyecektir. Evet, ayın genelini şöyle bir toparlarsak sevgili balıklar, aya şanslı başlıyorsunuz. Jüpiter'in, Venüs'ün koruyucu etkileri altında böyle muhteşem, kısmetli bir şekilde başlıyorsunuz. O yüzden ayın ilk haftasını iyi değerlendirin. Her alanda, maddi manevi alanda etkiler sizinle birlikte olacak. Manevi bir koruma altındasınız aslında. Sezgileriniz güçlü, yaratıcılığınız güçlü, çok güçlü bir ilham akışı var. Yani sanatçılar için muhteşem bir açı. Sanatla ilgileniyorsanız kendinizi mutlaka bu enerjiyi iyi bir şekilde üretmek için kullanın. Jüpiter'in artık Koç burcuna geçişi parasal alanda ayın 11'inden sonra rahatlamaları arttıracak. Biraz daha elimiz bollaşıyor diyebiliriz ama Mars da oraya doğru geliyor. Ayın son günlerinde harcamalara dikkat edin. Çok hızlı kararlar vermeyin. 16'sındaki Akrep burcundaki ay tutulması her ne kadar zor bir tutulma, krizlerle ilgili olsa da sizin için çok güçlü şifalar, manevi değişimler, dönüşümler, daha ruhsal temalar içeriyor. Seyahatler, yolculuklar, uluslararası konularda da bazı hedeflerinize tabii ki ulaşabilirsiniz bu ay tutulmasının etkisiyle. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.